Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Mahalle meclis toplantıları, istişare toplantıları, aktif belediye meclisi ile yönetimin en güzel örneklerinin sunulduğu Aksaray Belediyesi'nde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Bu hafta Salı gününde de başkanlık makamı ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Yazgı hem vatandaşların sorunlarını dinledi hem de kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen ziyaretçilerin ricasını kırmadı. Ziyaretlerde dile getirilen sorunlar karşısında ilgili birim müdürleri tarafından bilgilendirilen vatandaşlar uygulamadan ise oldukça memnun. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, kadınlara yönelik yeni projeler üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda 2023 hedefinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik Aksaray Belediyesi ile İşkur arasında imzalanan Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü kapsamında kadınlara yönelik pul ve boncuk dikişi kursu düzenleniyor. Aksaray Belediye Başkanlığı Kadın Koordinasyon Merkezi, İşkur ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İş Kadını Aysun Akkurt koordinesinde başlatılan pul ve boncuk dikişi kursuna çok sayıda başvuru yapıldı. Başvurular sonucunda Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde mülakat gerçekleştirildi. Belediye ve İşkur heyetinden oluşan komisyon, kursiyer adaylarla yüz yüze görüşerek kursa katılacak 25 asil ve yedek adayı tespit etti. Pul ve boncuk dikişi kursuna katılacak kursiyerlere Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde pul ve boncuk dikişi konusunda hafta içi 5 gün olmak üzere 3 ay boyunca kurs verilecek. Kursu başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler isterlerse firmaların sağladığı pul ve boncuk işiyle evde ek iş yapmak ve gelirini artırmak isteyen kadınlar evlerinin konforunda iş imkanına kavuşmuş olacak. Aksaray Üniversitesi dahil olmak üzere Aksaray merkezde çeşitli okullarda binlerce yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenci gruplarından Yemenli Öğrenci Derneği Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Aksaray ve Türkiye genelinde eğitim gören Yemenli öğrenciler Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Yemenli Öğrenciler Derneği Başkanı Abdurrahman Muhammed El Malik, ziyarette Yemenli Öğrenciler Derneği olarak Türkiye'de eğitim gören Yemenli öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve dernekleri hakkında bilgiler verdi. Derneğimiz Aksaray'da, gerçek İstanbul'da. İstanbul'da esas. Burada şube olarak geçiyoruz. Dernek için bir yer açmak istiyoruz. Hem de muhur çıkarmak çalışıyoruz. Çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz, gayetimiz Yemenli öğrenciler burada haklarını savunmak ve zorlukları onlar için kolay yapmak. Biz kendi aramızda böyle bir seçim yaptık. Gençlik merkezinde topladık, burada bir seçim yaptık. Genel olarak başkan, genel olarak Abdurrahman seçtik. O da hemşirelik okuyor Aksaray Üniversitesi'nde. Ne okuyorsun? Hemşirelik. Ben de dernek temsilcisi olarak İbrahim Altay'a. Maşallah, bravo, meslektaşısın. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim gören Yemenli öğrencilerin kurduğu Yemenli Öğrenciler Derneği, Türkiye'nin Yemen'e yaptığı yardım ve verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hasan Dağı Kış Tırmanışı'nda dağcı sporcular kadına şiddete hayır sloganıyla zirve yaptı. Ereğli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından üçüncüsü düzenlenen Hasan Dağı Kış Zirve Tırmanışı 23-24 Aralık tarihinde 187 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi. Tırmanış Ereğli Dağcılık Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Erdak'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadına şiddete hayır sloganıyla gerçekleşen kış tırmanışına Aksaraylı dağcıların da bulunduğu Türkiye'nin dört bir yanından 187 dağcı katıldı. Üçüncüsü organize edilen Ereğli Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen dağcılık kış şenliğine biz de Hasan Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak 11 sporcuyla katıldık. Sabah 3.30'da başlayan Karbeyaz Otel kamp mevkinden başlayan yürüyüşümüz 10.30'da zirvede sonuçlandı. Dönüş yolundayız artık. Hava yer yer rüzgarlı, yer yer sisli.
Genellikle kapalı ama rakım indikçe daha da rahatladık. Birkaç saat sonra inşallah kamp alanında olacağız sağ salim. Bu etkinliği tamamlamış olacağız. Aksaray'da bir araya gelen dağcılar sabah 3.30'da 187 kişilik bir grupla tırmanışa başladı. Kapalı, sisli ve karlı havaya rağmen 6 saat süren yorucu ve keyifli bir tırmanışın ardından 3268 rakımlı Hasan Dağı zirvesine ulaşıldı. Tırmanış etkinliğini 13 ilden 18 dağcılık kulübünü temsilen, aralarında Dağcılık Aksaray temsilcisi İsmail Demirezen ve Hasan Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Şahin Koçak ile birlikte 11 Aksaraylı dağcı sporcunun da bulunduğu 150 sporcu zirve tırmanışını tamamladı. Bugünkü faaliyetimiz Ereğli Dağcılık Doğa Sporları Kulübümüz Erdağ'ın 23-24 Aralık'ta kadınlara şiddet temalı bir faaliyet planlamışlardı. Hava şartları ne kadar cumartesi günü kötü olsa da pazar günü düzeleceğini veriyordu. Nitekim de şartlar o şekilde oldu ve hava bizi çok sıkıştırmadı. Zirvede biraz rüzgar oldu. Üzerimize düşen görev bu faaliyette olmaktı. Kulüp ve dağcı arkadaşlarımızla. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hasan Dağı kış tırmanışında zirvede sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler, gördükleri şiddet sonucu yaşamını yitiren tüm kadınlar anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra günün anısına zirve notu yazan, toplu fotoğraf çekip flamalarını açan dağcılar dönüşe geçerek yeniden kamp alanına döndü. Abdülhamit Han Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Abdülhamit Han Fen Lisesi Müdürü Hacı Berber ile beraberindeki öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile yaptıkları görüşmede dilek ve temennilerini ileten okul idarecileri ve öğrenciler özellikle gençlere ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek Aksaray Belediyesi'nin her zaman yanlarında olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Okul gazeteleri hakkında bilgiler veren heyet, okul olarak katıldıkları ve tur atladıkları Haydi Konuş Bakalım Liseler Arası Münazara Yarışması'nda tur eşleşmelerinde yaşanan heyecanı değerlendirdiler. Kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, Aksaray Kültür Merkezi'nde bir konferans verdi. Kişisel eğitim ve gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan, özellikle günümüz aile yapısı, gençlerin sosyal medya alışkanlıkları ve bilinçli nesil yetiştirilmesiyle ilgili örnekler sunduğu söyleşisinde Aksaraylılarla buluştu. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Sıtkı Aslanhan, yaklaşık 1,5 saatlik sunumunda günümüz aile ilişkileri, öğrencilerin ve gençlerin sosyal medya ve bilgisayar oyunu hastalığına dikkat çekti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.